Sevgili dostlarım merhaba. Bugün Merkez Bankası faiz indirimini gerçekleştirdi. 425 bas puan gibi oldukça yüksek bir faiz indirimi yaptı ve bu indirim sonrasında da faizler %19.75 seviyesine kadar gevşemiş oldu. Aslında psikolojik sınır olan 20'nin altına çekildi bunu rahatlıkla söyleyebiliriz ve bundan sonraki süreçte de muhtemelen gelen yeni indirimlerle %15 seviyelerine kadar gevşetilecek. Eğer ki enflasyon biraz daha aşağı indirilebilirse en azından TÜİK verileriyle enflasyon biraz daha aşağı indirilirse faiz indirimi de 15'in altına kadar çekilecek gibi görünüyor. Şimdi gelelim bu faiz indiriminin dolara etkisine. Herkesin beklentisi bende dahil olmak üzere doların yükselmesi yönünde. Peki şu soruyu sorabilirsiniz. 425 bas puanlık bir indirim oldu. Neden 5.65 seviyesine kadar gevşedi? Ardından tekrar 5.70'e geldi. Ve sonrasında 5.65-5.70 aralığında gidip geliyor. Düşmeye devam mı edecek yoksa? Evet bu sorular gelebilir. Ama şunu size söyleyeyim sevgili dostlarım. İlk gün hareketlerinin bu tür kararlardan sonraki süreçte hiçbir önemi yoktur. Evet ilk gün hareketlerinin önemi yoktur. Çünkü ilk gün hareketleri genel itibariyle panik hareketlerdir. Ve yoğun satış ya da alım etkisinden dolayı stop lossların patlama hareketidir. Özellikle Viop'ta ya da Forex'te yani kaldıraçlı işlemlerin yapıldığı mecralarda stopları patlatmak için ters hareketler yapılır. İlk saatlerde. Bu ilk saatlerde gelen sert hareketler sonrasında patlayan stoplarla zarara uğratılan yatırımcılar kenara çekmek zorunda kalır kendisini. Ve eğer ki yeterli ekütisi yani yeterli sermayesi yoksa kaldırıcı karşılayamadığı için büyük zararlarla bu piyasalardan çıkmak zorunda kalırlar. Onun için ısrarla sizlere şunu söylüyorum. Lütfen ama lütfen Viop gibi Forex gibi kaldıraçlı alanlarda, mecralarda işlem yapmayın. Daha çok para kazanacağız. Gireyim, dolar alayım, dolar satayım, pozisyonumu alayım, malı götüreyim. Ondan sonra buradan çıkayım, faize gireyim. Sizin yapacağınız işler değil bunlar. Bakın burası kurtlar sofrası sevgili dostlarım. Daha önce de sizlere söylemiştim. Forex ve Viop Kurtlar sofrasıdır. Burada aşırı profesyoneller oynar ve büyük paralarla oyunlar oynanır ve ne yazık ki genel itibariyle kasa kazanır. Bir kumarhane mantığında genel itibariyle kasa kazanır sevgili dostlarım. Şimdi gelelim tekrar bizim bugünkü yaşadıklarımıza. 5.70 5.65 aralığında gidip gelen bir dolar kuru. Hatta 425 bas puan açıklandıktan sonra hızlı bir fişekleme beklenirken aşağıya doğru sert bir hareket. Evet bir kez daha söyleyelim. Çok normal bu terse düşürme hareketlerini göreceksiniz. Keza borsada borsada da yine aşağıya doğru çok sert satışlar geldi. Bunları da borsada göreceksiniz ama bu borsadaki satışlar benim bahsettiğim satışlar değil. Bunlar da panik hareketleri ve stopları patlatmak için, özellikle biyoptaki endeks stoplarını patlatmak için yapılan hareketler, dostlarım. Onun için, onun için ilk kuralımız neydi? Bu kural sakin olmak kuralı, panik yapmama kuralı, her konuda enseyi karartıp morali bozmama kuralı. Sakin olacaksınız, duracaksınız, bekleyeceksiniz ve kademe kademe hedefe nasıl gidildiğini hep birlikte göreceğiz. Faiz indirimi 425 bas puan çok ciddi bir faiz indirimi. Ve aynı zamanda önemli bir işaret yani Merkez Bankası Başkanı bundan sonra talimatlarla hareket ediyor. Bağımsız değil. Demek ki Sayın Cumhurbaşkanı faiz indirilmesini istiyor. Ve Merkez Bankası Başkanı da bunu uyguluyor. Yani artık el açıldı, el görüldü, elin ne olduğunu biliyoruz ve bizim bildiğimiz bu eli, bizim gördüğümüz bu eli herkes görüyor. Büyük yatırımcılar görüyor, yabancılar görüyor, spekülatörler görüyor ve bundan sonra muhtemelen buna göre hareketlerini yapacaklar. Daha net hareketler yapma fırsatını yakalayacaklar. Peki dolar ne olacak? Dolar düşmeye devam edecek mi? Tabii ki düşmeye devam etmeyecek. Bu eşyanın tabiatına aykırı. Eğer ki bu kadar büyük faiz indirimleri ve yeni faiz indirim beklentilerinin olduğu bir ortamda dolar aşağıya doğru inerse, TL değerlenmeye devam ederse burada bir gariplik var demektir. Bu garipliğin ne olduğunda az çok hepimiz biliyoruz. Ama bundan sonraki süreçte muhtemelen çok sert, çok şok hareketleri hem dolar cephesinde hem borsa cephesinde göreceğiz. Aslında piyasa yapıcıların pek çoğu da biliyor. Yani böyle faiz indirimlerinin ciddi bir yukarı hareket getireceğini. Ama bu fırsatı küçük yatırımcıya vermemek, onları panikletmek, onların umudunu tamamen kırıp yok etmek. Ya bakın bu kadar faiz indirildi buna rağmen göreceksiniz şimdi, pek çok televizyon kanalında ya da bazı YouTube kanallarında şu yorumlar yapılmaya başlayacak. İşte 425 bas puan Merkez Bankası faiz indirimi yaptı buna rağmen dolar düşmeye devam etti. Bu haberleri göreceksiniz, sıkça duyacaksınız ve etrafınızdaki insanlarla konuşurken onların da şu söylemlerine tanık olacaksınız. Yok kardeşim ya dolar gitmeyecek artık. Ya dolar işi bitti. Dolar düşmeye başladı artık galiba. Bundan sonraki süreçte dolar düşecek. Bu muhabbetlerin tersini biliyorsunuz. Dolar 7 liraya giderken duymuştunuz. O dönemde de herkes dolar yükselecek abi dolar alalım ya. Dolar 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 diyordu. Bakın şimdi herkes tam tersini söylüyor. Dolar düşecek, dolar düşecek. Aman ha dolardan çıkın büyük zarar edersiniz vesaire. Yani ciddi bir algı operasyonu yapılıyor bu konuyla ilgili. Siz bu algı operasyonuna inanıp elinizdeki değeri dolar, euro, altın neyse bozdurup kenara çekilebilirsiniz elbette. Böylece düşük faizi mevduata gitmek zorunda kalırsınız. Mesele paranızı korumaksa ki faizde de aslında paranızı korumak amaçlı oraya yatırırsınız. Yani enflasyonist baskıya karşı paranızı korumak için ya faize yatırırsınız ya borsaya yatırırsınız ya da işte dolar gibi diğer enstrümanlara yatırırsınız. Hangisinin getirisinin daha yüksek olduğuna bakacaksınız. Onun için sakin olun, bekleyin ve pozisyonunuzu bozmayın. Kafanızı birilerinin karıştırmasına izin vermeyin. Sakin olun sevgili dostlarım. Hem de çok sakin olun oyunun son perdesine gelmiş durumdayız. Oyunun son perdesi sizi bıktırma versiyonu artık. Sizi tamamen bıktıracaklar ve inançlarınızı yıkacaklar. Olmaz arkadaş. Artık bu saatten sonra bu iş yürümez. Boş ver. Aman canım çıkayım gideyim, vereyim kurtulayım. Bu kafaya geldiğiniz an itibariyle siz zarardayken pozisyonunuzdan çıkacaksınız. Bakın şunu söyleyeyim size. Birebir işlem yaptıysanız yani Diyelim ki Türk Lirası'ndasınız. 5000 liranızla işte gittiniz 6.20 liralardan dolar aldınız. Şu anda 5.65 seviyesine geldi. Tırnak içerisinde söylüyorum ya da 5.70 seviyesine geldi. Siz şu an itibariyle zararda görünüyor olabilirsiniz. Ama pozisyonunuzu bozmadığınız sürece dolar tekrar o seviyelere gelip baştığında kara geçmiş olacaksınız. Bu seviyeden bozar iseniz siz zararınızı realize etmiş oluyorsunuz. Bozmadığınız sürece, pozisyonunuzu koruduğunuz sürece ve sabırlı, sakin olduğunuz sürece bu pozisyondan zarar etmeniz mümkün değil. Bunu Forex ve Biop yatırımcıları için söylemiyorum elbette. Çünkü ben zaten baştan beri ısrarla sizlere söylüyorum. Lütfen kaldıraçlı işlemlere girmeyin. Kaldıraçlı işlemler sizi büyük zararlara sürükler. Bire 10, bire 20, bire 50, bire 100... Şunu söyleyenler olabilir ya Türkiye'de zaten biri onun üzerinde bir kaldıraç sistemi yok. Türkiye'de öyle ama yurt dışından işlem yapan izleyicilerim de var. Yani Türkiye'de yaşıyorlar yurt dışı aracı kurumları kullanarak bire yüz kaldıraçlı işlemler yapıyorlar. Ve bazı youtuberlar görüyorum ya da ekonomistler diyelim biz youtuberız onlar ekonomist. Ee, o ekonomistler onları o forex piyasalarına girmesi için ısrarla teşvik ediyorlar ellerindeki 3 kuruşu çarçur etmek için teşvik ediyorlar. Ya da ellerindeki 3-5 kuruştan komisyon kazanmak için onları o piyasalara teşvik ediyorlar. Sonra da insanlar bu girdikleri kaldıraçlı piyasalarda çok ciddi zararlar yapıp belki de bütün birikimlerini kaybederek günün sonunda evlerine dönüyorlar. Büyük bir kumar masasından bahsediyorum sevgili dostlar uzak durun. Forex gibi, Viop gibi, biri e 10 kaldıracı olsa bile Viop gibi mecralardan uzak durun. Buralarda işlem yapmayın. Günlük işlemlerden uzak durun. Al sat yapmayın. En az 6 aylık, 1 yıllık işlem hedefleri koyun kendinize. Örneğin 5.20'den almışsınızdır. Kendinize 6.50 hedefi koymuşsunuzdur. O para 6.50'ye gelmiştir. Bozarsınız. O ayrı bir şey. Ama hedeflerinizi ve sürelerinizi iyi koyun. Bu hedef ve sürelerin disiplininden vazgeçmeyin. Kısaca şunu söylemeye çalışıyorum sizlere sevgili dostlar. Mümkün olduğunca sakinliğinizi koruyun, hedeflerinize göre hareket edin, uzun vadeli işlemler yapın, kısa vadeden uzak durun. Özellikle günlük işlem yapmayın. Kaldıraçlı işlemlere asla girmeyin. Biop gibi, Forex gibi kim ne derse desin. Abi çok büyük para kazanacağız, biz biliyoruz falan. Boş verin arkadaşlar. Kısa vadeli ve kaldıraçlı işlemler sizi batırır. Bunlardan uzak durun. Bunlardan uzak durduğunuz sürece birebir bir emtiayı, bir, bir döviz aracını ya da bir faiz aracını ya da bir bono aracını aldığınız sürece ya da bir hisse aracını aldığınız sürece birebir diyorum bakın. 1 liranız var, 1 liralık işlem yapıyorsunuz. Bunu yaptığınız sürece ve birazcık beklemeyi öğrendiğiniz sürece ve birazcık sabredip paniklemeden hareket etmeyi öğrendiğiniz sürece zarar etmeniz mümkün değil. Öyle ya da böyle yakın zaman içerisinde göreceksiniz, hedeflerinize ulaşacaksınız sevgili dostlarım. Evet bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşçakalın, mutlu kalın.